Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videoyla beraber artık yavaş yavaş oyundaki gelişimle alakalı, oyundaki durumlarla alakalı videolara başlıyoruz. Bu ilk videomuzda nasıl hızlı gelişirim? Yani oyunun başlangıcında ne adımlar atmalıyım ki ben diğer oyunculara fark atayım, diğer oyunculardan daha öne geçeyim. Oyuncu mesela bunu bilmiyorsa ben ne yapabilirim? Bunun gibi tiyolar ufak yani sizi ileri atacak tiyolar vereceğiz arkadaşlar bu videoda. Yani ben oynadığım kadarıyla şu an zaten ikinci kere artık bir server'da oynamıştım. Bu ikinci oynayışım gibi düşünün. Kral 2'de ikinci hesap gibi düşünün. Burada arkadaşlar artık biraz daha tecrübeliyiz ve ya yani zaten bu tarz oyunlarda da artık Rise of Kingdoms'taki gibi mantalite genelde aynıdır. Onun üzerinden yürüyeceğiz. Şimdi arkadaşlar oyunda zaten başlarda savaş olur olmaz. O yani tamamen sizin gireceğiniz bölümde e, birliğinizin e, uygulayacağı politikayla alakalı belki daha güçlü bir tür olur sürekli ilk bölgede savaşmak zorunda kalabilirsiniz veya savaşmak zorunda kalmazsanız ya bizim gibi mesela başta e, birkaç savaş döner sonra e, yani güçlü olduğunuz için birçok kişi mecbur size... boyun eğmek zorunda kalır ve bırakır yani de o, o, savaşmayı tamamen bırakır yani bu tarz konularla karşılaşabilirsiniz onun için e, yani şimdi ben genel manada anlatacağım... böyle savaş var yok gibi değil ben binalar üzerinden, asker üzerinden ne şekilde elemeyiz? işte araştırmalar bunlardan ya yani çok gene aşırı ayrıntıya girmeden, insanlar sıkmadan anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar oyunda her zamanki gibi bir e, merkez binamız var e, her oyunda olduğu gibi. Bu merkez binamız en önemli e, kısmı arkadaşlar oyunun. Merkez binamızı geliştirdikçe e, seviye kasıyoruz, birçok şeyimiz gelişiyor ki gelişen şeyleri şöyle açtığımda göreceksiniz. Ee, özellikle birlik kapasitesi, bu oyunlarda tabii ki birlik kapasitesi çok önemli o yüzden birlik kapasitesi gelişiyor birincisi ve bu her seferinde katlanarak gidiyor. İlk başlarda mesela 100-100 artarken sonra bir anda 300 artıyor, sonra bir anda 500 artıyor, e, aşağı indikçe 1000-1000 artmaya başlıyor sonra 1500 ve en son 2000 e, şeklinde artmaya devam ediyor. En son 2000 sonra şurada herhalde bir 2500 falan oluyor. Yani bu şekilde katlanarak gidiyor arkadaşlar. O yüzden birlik kapasitesi önemli bir nokta. Burada mesela ben 17 seviyeyim. 11.000 birlik kapasitesi. Yani çıktığınız her kıtaya 11.000 birlik kapasitesi sağlıyor. Artı inşa edilebilir bir, yani yerleri yani çağ bu şey atladıkça, ana bina atladıkça açabiliyorsunuz. Artı kahramanların yuva kilidi diye bir şey var arkadaşlar. 17 seviye bu yüzden çok kilit nokta. Mesela bir kıtayla bir, bir komutan, iki komutan ve üç komutan şeklinde artı bir olduğunda şurada 12 seviyede bir dönüm noktası. E, i̇kinci komutanı koyuyoruz. 17'de üçüncü komutanı koyarak üç komutan çıkabiliyoruz. Bunların hepsi dönüm noktası arkadaşlar. Çünkü her komutan da şöyle bir şey işliyor. Onu da size göstereyim. E, her komutanın arkadaşlar koyduğunuzda size hem güç sağlıyor hem e, yani buradaki birim kapasitesini arttırıyor. Her komutanın her level 200 birim olması lazım. 200 birim katkı sağlıyor. Yani bu birinci komutan da olsa bir level atladığınızda 200 birim diğer ikinci ve üçüncü komutana her level için 200 birim. Yani her 5 levelda 1000 e, level bir yani bin tane birim takviyesi sağlıyor size her komutan her 5 levelda 1. E, ve e, bu e, ayrıyetten yüzde %180 güç e, bonusu alıyorsunuz. Bu da şu demek. Her komutan arkadaşlar statsları var. Bu üç komutan da stats'ına et geliyor. Buradaki savaş sistemi nasıl işler derse kısaca ondan bahsedeceğim. Savaş sistemi şu şekilde işliyor arkadaşlar. Şuradan herhangi bir barbar bar raporundan da gösterebilirim rahatlıkla. Ee, şurada normal. E Bakalım. Leo, Leondas herhalde hiç kullanmadık. Neyse şu komutanlar üzerinden göstereyim. Şimdi. Burada komutan 3 tane komutanım var arkadaşlar gözüküyor. Her komutan sırayla saldırıyor arkadaşlar. Bu birinci nok ayrıntı. Şurada istatistiklerden göreceksiniz. Mesela Guan Yu 5000 kesmiş, Harold 4000 ve Darius da 5000 hasar vermiş. Yani 5000 birim kesmiş. Şimdi burada her komutanın verdiği hasar. Komutanlar sırayla saldırıyor. İlk Guan Yu, sonra Harold, sonra işte Darius tekrar Guan Yu'ya dönüyor. Böyle böyle. Buradaki mantalite Rock'tan tamamen farklı. Her komutan sırayla saldırıyor. Ve sırayla kill alıyor. Burada işte dediğim bonuslar burada oluyor arkadaşlar. Şu bonusları alarak bakın statslarını etkiliyor. 3 komutanınızın da statsları e, bu o gösterdiğim %180 denen kısımdan alıyor. Mesela burada 100 ise %180 geldiği zaman 280 oluyor mesela misal örnek veriyorum. E, o şekilde yükseliyor. Bu statsların yükselmesi demek de saldırı bonusunuzu, savunmanızı e, ve strateji hasar bonusu ve savunmanızı arttırıyor arkadaşlar. Ayrıyeten de e, normal yani binalara falan saldırma hasarınızı da yükseltiyor. Yani buradaki da tamamen böyle sırayla saldırıyor yani komutanlar. Ve bu e, olayda şöyle göstereceğim. E, i̇lk becerileri var komutanların. Mesela ilk becerilerini, etkin becerilerini kullanamıyorlar arkadaşlar. Sadece birinci komutan kullanabiliyor. Diğer ikinci ve üçüncü komutan sadece dört tane olan pasif becerilerini kullanabiliyorlar. Etkin beceri bunlar ROK'taki gibi e, bütün komutanlar atmıyor. Sadece ilk komutanınız etkin becerisini kullanıyor. Ve dört becerisi gene etkili. Bundan sonra ikinci ve üçüncü komutan da dört becerisini kullanıyor arkadaşlar ve bu becerilerin son iki tanesi değiştirilebiliyor E, efsanevi becerileri takabiliyorsunuz ve bu becerilere level atlatılıyor. yani şuradaki gördüğünüz becerilere level atlatabiliyor değiştirilebiliyor arkadaşlar öyle diyeyim e, buradaki man tabii ki mantık e, tamamen bu şekilde işliyor yani burada oluşturacağınız kombinler çok farklı noktalara gidebiliyor e, komutanlara level atlattığınız zaman da şöyle göstereceğim burada yıldız e, komutan e, yani böyle kafasıyla diyelim Buradan kademe kademe ilerliyoruz. Her kademede daha fazla heykel ve her kademede belli skilllerinizi güçlendiriyor ve kudret has şeyi falan veriyor. Ya yani genelde şu becerinizi güçlendiriyor. Bu normalde sizin imza becerisi diye geçiyor bu. E, bu da değişmiyor arkadaşlar. Bu beceriyi değiştiremiyorsunuz. Bu beceri de normal sizle beraber level atlıyor. Diğer beceriler siz level basıyorsunuz. İlk etkin beceriniz de aynı şekilde pardon buna level basılıyor. E, ilk etkin beceriye level basılmıyor. Etkin beceride dediğim gibi ilk öne koyduğunuz zaman kullanabiliyor. Bu etkin becerisi bir de dediğim gibi imza becerisi oluyor. Bu imza becerileri genelde çok önemli oluyor komutanlarda. Çünkü ikinci, üçüncü komutan olduğunuzda bu beceriler önemli. Gene dediğim gibi burada ben mesela bir tane beceri eklemişim bakın. Bir tane sarı beceri eklemişim ve bir level'da atlatmışım. Burada yani mor becerileri... E, şuradan değiştirilebiliyor arkadaşlar. Şöyle de, yani bu becerileri açmanız gerekiyor tabii kilitlerini açıp, buradan bu becerileri de ekstra koyabiliyorsunuz. Yani komutanların becerileri değişebiliyor. İleride bu farklı beceriler çıkartıp komutanlara farklı beceriler ekleyeceklerdir. E, yani bir komutan burada metadan düşmez öyle baktığınız zaman. Hani e, insana şöyle düşünebilir ya e, yani işte benim komutanım metadan düştü boşuna kastım gibi bir şey burada bilmiyorum. Ya e, beceri getirdikleri sürece e, yani onun için Komutan kasmada şu anda zaten komutanların güçlerini de çok bilmiyorum ama e, ya savaştıkça onları da iyice analiz edeceğiz. E, bu şekilde arkadaşlar sistem var. Ya komutan sistemi de az çok anlattık yani savaş sistemi de bu, bu şekilde olduğu için burada size önereceğim bir noktada sadece bir birim kasmanız arkadaşlar. Oyun başı sadece bir birime yükleniyor. ben mesela sadece mızraklı birime yüklenip mızraklı birimin komutanlarını geliştirdim mesela. Ee, ve burada şu ana binane döneminde de dediğimde de tavernayı mesela ana binanıza geçtirebiliyorsunuz ya bu da komutan seviyesine etki ediyor. Mesela maksimum 65 bir de 10 ekliyorsunuz buna 10 ekleyin hepsine çünkü zaten 10 seviye sıfırken başlıyor. Ee, 65 değil de 75'e maksimum çıkartabiliyorsunuz. Bu bir seviyede yet, yani 5'er 5'er artıyor bu. Ee, o yüzden bu ana bina seviyeniz de şu yüksek olacak bunu yüksek tutup komutanlara daha yüksek seviyeler çıkartın. Yani ana bina her alanda önemli arkadaşlar. İlk her zaman hedefimiz ana bina olacak. Ana binayı yükseltirken de zaten ana bina sizden mesela yükselttiniz sonra diyor ki her seferinde zaten duvarı yükseltmeniz, şehir duvarını yükseltmenizi istiyor. Şehir duvarda ne istiyor? Her seferinde taverna'yı. da herhalde ee, bir şeydi de onu unuttum. Tavernada herhangi bir şey yükseltmenizi istiyor. Yani sırasıyla onları zaten mecbur yükseltiyorsunuz. İkinci olarak istediği şey hep değişiyor. Kiminde işte kışla istiyor, kiminde işte elçi merkezini istiyor, kiminde üniversiteyi yükselt istiyor. Yani o sırayla istiyor. Onu istedikçe yükseltip o binaları ee, ve o binaları istedikçe yükseltirseniz. Yani mesela ben işte on, şu, şu, yanlış bir gelişim. 13 seviyordum bütün binaları 13 yapayım. İşte 14 seviyordum tüm binaları 14 yapayım sonra 15'e geçeyim. Böyle bir sistem yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu sistem tamamen yanlış. Yapacağınız sürekli ana binayı geliştirip ana binanın istediği binaları geliştire geliştire gitmek. Yani sürekli ben işte hep her yükseltme tüm binaları o seviyeye yükselteyim yaparsanız çok geri kalırsınız. Bunu söyleyeyim. Bu bir yanlıştır yani. Bu yanlışa düşmeyin. Ee, bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bu bizim ana bina yükseltmemiz. Tabii ki binaları isterken ne yani yükseltirken ne isteyecek bizden? Hız ve kaynak. Yani burada önemli püf noktalardan biri de hız ve kaynak arkadaşlar. Kaynak oyunda zaten toplanabiliyor. Toplaması ROK'a göre biraz daha kolay. Yani daha hızlı geliyor kaynak. Ve ee, etkinliklerden de inanılmaz kaynak kasıyor Fazla da etkinlik var. Ee, onlarla falan yapabilirsiniz. Yani aktif olduğunuz sürece kaynakta tabii ki bir süre sonra sıkıntı çekeceksiniz ama e, yani diğer oyunculara göre gene az çekersiniz. E, hızlandırmalarda arkadaşlar e, gene aynı şekilde etkinliklerden düşüyor. Ve burada da hızlandırmalarda en önemli bir de bir de sizin birliğiniz arkadaşlar. Birliğinizde her barbar bar kestiğinizde ve her işte bu e, barbar kulesi burada yok da barbar kulesi gibi böyle gene birimler falan var. Onları falan kesiyorsunuz. Ondan sonra işte e, loharın bu şey birimleri kes lohar heykeli kastığınız gibi özellikle şeyler var. Ordular falan çıkartabiliyorsunuz. Onları kesiyorsunuz. Her onları kestiğinizde size bu şekilde ödüller veriyor. Bu ödüllerde bakın topladım hız oluyor genellikle. Kaynak da gene veriyor. Hız ve kaynağı birliğiniz eğer iyiyse ve aktifse çok iyi kasıyorsunuz buradan. Onun için burada da birliğiniz çok ön planda. Siz aktifseniz birliğiniz de aktif olması lazım. Yani birliğiniz aktif değilse artı burada yardım olayı var. burada her yardım size gene yüzde yaklaşık bir, bir falan bir ilerletme sağlıyor. Mesela işte 10 saatlik bir şeyi hızlandırmayla herhalde yaklaşık 2 saatini falan silersiniz ortalama. 1-2 saat size her 10 saatte bir 1-2 saat fayda sağlar. Onun için bu yardım dönmesi olayı da hani Yardımların hepsi basılsın. Ondan sonra binanızı basın. Mesela ben binaya geçiyorum. Bastım. Hop yükselttim. Bastım. Hop yükselttim. Değil. Şu yardım olayının dönmesini bekleyin. Yardımlar tamamlandıktan sonra nereden bakacağım derseniz de birliğin şu yardım kısmına tıkladığınızda burada sizin eğer gözükmüyorsa yani sizin istediğiniz yardım dolmuş demektir. Ondan sonra onu yükseltin. Yani gidip de boş boşuna hızınız gitmesin. Kaynak yönünde de bu, bu şekilde arkadaşlar. Araştırmalara geldiğimizde benim tavsiyem size kesinlikle ordu üzerinden hızlı bir şekilde gitmeniz. Neden? <laughs> Ordu üzerinden giderseniz arkadaşlar hızlı bir şekilde ilk başta 4. E, kıta, kıtayı sonra 5. kıtayı açabilirsiniz. Şu an ben 5. kıtayı açıyorum. Oyunda 5 kıta çıkılabiliyor. E, bunun sebebi ne? E, sizin gelişimize ne gibi faydası olacak 5 kıta? Tabii ki savaş alanında gidiyor. 5 kıta savaşamazsınız oyun başı ama 5 kıta toplama yapabilirsiniz arkadaşlar. 4 e, kıta yerine 5 kıta veya 3 kıta yerine 4 kıta toplama yapmak her zaman e, sizi öne çıkartacaktır diğer oyunculardan. Onun için ilk başta önemli olan bu kısmı tamamlamak. Sonra ekonomi kısmına ufak ufak girişler yapabilirsiniz. Ben mesela yavaş yavaş başlamışım. Burada mesela örnek vereyim. Ben bunu full desem %5 inşazı verecek. %5 inşazı beni kurtarmayacak çok büyük oranda. He i̇leriki daha yani diyelim ki 100 gün isteyecek belki 50 gün isteyecek zamanla bu, bu tarz e, ve işte araştırma hızlarını da tabii ki %5 etkileyebilir. Ama şu anlık işte bir gün istiyor maksimum. Bir günde bana %5 fayda sağlamış sağlamamış çok çok mühim değil. <laughs> İleride bunlar lazım. Çünkü onun için yani, tabii ki ileriki süreçlerde bunları geliştireceğiz. Ama şu an için ordu kısmını geliştirip hızlı bir şekilde 5 kıtayı açmanızı öneriyorum arkadaşlar. Evet <laughs> bundan da bahsettik. Yani oyunda temelinde çok zor değil. Yani, bu e, olayları izlerseniz ve sürekli bu bo kıtalarınız boş kalmıyor. E, kıtalarınızı kesinlikle toplama olayını yapıyorsunuz. Yani sürekli başlıyorsunuz. E, Boş zamanlarında toplatıyorsunuz. Ve burada Barbara saldırma olayında da şöyle bir şey göstereceğim. Barbarlar arkadaşlar dört çeşit. Yani sizin süvari ise, süvari mesela otomatikman ayarlıyor. Süvariye mızraklıyla saldırıyor. Okçuya işte ne bileyim süvariyle saldırıyor. Oyun kendi ayarlıyor. Otomatik savaş diye bir sistem var. Otomatik savaşta tıklayıp kıtayı seçtiğinizde kıtanız şöyle oluyor arkadaşlar. Şehirden çıkıyor, saldırıyor, giriyor. Tekrar aynı şeyde birim ortaya çıkıyor, saldırıyor, giriyor. Bu şekilde siz bütün yani burada tabii ki pot olayı <laughs> herhangi bir gümüşle bir şeyle satın almadığı için günlük sınırlı yani bunu e, kötü olarak görmeyin. Bu bence gayet güzel. Yani benim vaktim yok kardeşim ben işte bir 5-10 dakika bakamayacağım oyuna ama barbar şeyinde de oldu. Bir barbar kesin dediğinizde hemen o otomatik savaşla hızlı bir şekilde yani şu arama otomatik savaş diyorsunuz. Buradan işte benim toplamada da işte mesela bunu seçiyorsunuz. Otomatik savaş diyorsunuz. Çünkü karşıt birimi süvari e, barbarını seçtim ya. <laughs> otomatik savaş dediğinizde sizin buradaki ee, siz durdurana kadar, birinizi tıklayıp geri çekene kadar veyahut şuradaki e, buradaki dayanıklılık bitene kadar çıkıp çıkıp bar bar kesiyor. Bunu 4 kıtada da yapabilirsiniz. Kaç kıtanız varsa istediğiniz kadar kıta yerle yap, otomatik çıkıp savaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da size ya yani şu zaman kazandıracaktır. Ben işte tek tek tıklayayım, bulayım değil. O size bulup bulup kendi otomatik kesiyor. O çok güzel bir olay. Bunu da e, bu da püf nokta yani bilmeyen çok olabilir. Bunu da yapın arkadaşlar. Ee, i̇kinci bir olay bahsedeceğim dediğim gibi boş kalmayacak. Tamamen e, her türlü bu kıtalarınız toplamada kalacaklar arkadaşlar. Burada yani şehri yağmalamakla bilmem neyle çok çok yani zaman kaybetmenize gerek yok. Tabii ki zamanı gelince yağmalarsınız, edersiniz de e, günlük çekebileceğiniz kaynak sınırlı arkadaşlar. Çok büyük bir kaynak ya yani şeyi yok günlük çekileceği kaynaklarda. Denk getirdiğinde tabii ki birlikte hareket edip veya size savaş geçen sizin savaştığınız birliklerde e, hem oyuncuların yani ondan kaynak çekmeniz hem oyuncunun kaynağını bitecektir, oyuncuyu geri bırakacaktır. O tarz stratejik durumlarda tabii ki saldırıp çekip, her türlü çekin yani. Onda sıkıntı yok. Ama yani durduk yere hiç savaş yok. Ben hani gideyim şuradan da çekeyim, buradan da çekeyim deyip de asker öldürmeniz o çektiğiniz kaynaktan daha sıkıntı. Yani ölen asker belki o kaynağı karşılamayacaktır, hızını veya kaynağını. Onun için ona göre yani durduk, o ikinci bir plan. Toplamak daha avantajlı burada. Toplamak daha hızlı elde ettiriyor, onu söyleyeyim. Ee, ondan da bahsettim. Ee, yani bu şekilde bir oyun düzeni var. Ee, tamamen birlik ve sizin oyunu az çok böyle az çok bir hakim olsanız yeterli. Ee, bir, bir, de şunu şunu bahsedeyim. Tabii ki burada spender low spenderlar da var. Yani ben mesela free play'ler tabii ki bu şekilde ezecektir. Free to herhangi bir şey e, yapmasına gerek yok. Ben hangi paketleri almalıyım? Ben low spender veya şeyim. Çok yüksek spenderları bilmiyorum. Yani oyunda çok fazla alınacak şey var tabii ki ama benim sadece size önereceğim değen yani almaya değer önereceğim şeyleri göstereceğim. Birincisi arkadaşlar ben C, e, şu ikisi ya fazlasıyla değiyor. Neden diyeceksiniz? Size toplamda bu 100 100 küsür lira, bu da 170 lira mı ne bir tanesi. Toplamda 270 lira civarı tutuyor e, o civarlarda. 30 gün boyunca size 30 bin bu, 58 bin bu ve yanında da kaynak ve aynı şekilde bu beceri puanı var. Becerileri yükseltmeye yarayan, aynı etten komutanları yükseltmeye yarayan. Bunları veriyor. Yani burada önemli olan tabii ki gümüş, verdiği gümüş. Toplamda size 88 bin gümüş veriyor. 88 bin gümüşü direkt almaya kalksanız, şöyle göstereyim. ya mesela 50 bin gümüş neredeyse 3.000 bin küsür lira. Yani siz buradan bayağı kâra geçiyorsunuz baktığınızda. Neredeyse yüzde yani bile düşük fiyata alıp ya biraz beklemeniz gerekiyor. Zamanla geliyor. Bu birincisi. Ee, i̇kincisi Leonidas veya işte e, Mulan falan alacaksanız onları 37 liraya satılıyor. Onları alabilirsiniz. Bunlara illa sürekli almanız gerek yok. Altına ikier falan da basılabiliyor. Onları söyleyeyim. Mulan ve Leonidas'a altına 2'er basılabiliyor. Bir de bunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu şimdi tabii gösteremiyorum ama e, iki tane paket olarak gözüküyor. Bir tanesi 1000 liraya yakın bir tanesi 500 civarı bir paket var. E, bu da çok faydalı. Neden diyeceksiniz? Çok fazla kaynak hız Kafa falan veriyor. Gümüş veriyor. Yani buna baktığınızda yani oyunun diğer paketlerine oranla çok iyi miktarda. Kastıkça 80 seviyeye ulaştığınızda <laughs> size günlük görevler, haftalık görevler, sezonluk görevler var. Bunun zaten bedelsiz kısmı var. Bir de bedelli kısmı var. Bedelli kısmıyla beraber size çok güzel muazzam ödüller veriyor. Bunu da söyleyebilirim. Ee, bir de büyüme fonu. Zaten bunu da e, söylemeye gerek yoktur. Bu zaten şeyde de vardı. 82 bin veriyor. Bu da yaklaşık 300 küsür lira ya alınıyor. Ya bunlara öneririm arkadaşlar sizlere. Yani onun haricindeki paketlerde pek bilmiyorum. Yani hani alabilirsiniz tabii günlük inceleyip alınabilecek paketler vardır. Hani burada mesela paranız vardır. Basacaksınız bunlar sırayla alınıp yükseltenler var. Bilmiyorum. Yani bunlar işte şey veriyor. Mulan'la Leondas veren paket. Bunu aldıkça yükselecek, katlanacak. 114 işte ne bileyim 500, 1000, 1500 öyle gider. Ama benim dediğim paketler daha low spend. Az harcayanlar için. En mantıklı paketler onlar arkadaşlar. Bence. Yani onları alırsanız. Bir de e, inşa almanız lazım. Onu kesin alınması gerekiyor. Neden diyeceksiniz. Yani 3 tane inşaatçının çalışması var. Bir de 100 liraya falan alınıyor. Yani şu 3 e, inşaatçının sürekli çalışması gerekiyor. Neden? Yani, yani e, Neredeyse işte de iki inşaatçılarda bir, bir de ona sürekli 2000 gümüş vermeniz gerekecek iki günde bir. 2000 gümüş her, her iki günde bir vermeniz sizin belinizi çok büker Yani onun yerine 100 lira verip onu almanız gerekiyor arkadaşlar bir şekilde. Yani o sizi bayağı öne geçirebilecek şey, e, özelliklerden bir tanesi. 100 liraya onu satıyorlar onu da söyleyeyim. Yani oyun bu şekilde. E, pay to win olayını yani kısaca sonda değinecek olursam pay olayı e, ROK'a göre daha düşük arkadaşlar onu söyleyeyim yani çünkü e, yani buradaki şöyle gösterelim e, sıralama ya, buradaki oyuncular mesela 3 milyon var 2.600 var 2.400 var 2 milyon var yani e, baktığınızda neredeyse her şeyi yani oyundaki her şeyi çekmiş bu adam ya konuştuk konuştum sana neredeyse yani olabilecek her şeyi alın, almış bu arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi güçleri buraya kadar çıkıyor. Bizde ben de şu an zorlasa 1 milyona falan çıkartırız gücü, Hani kızlar falan kaynakları ne var ne yok harcarsam e, bu şekilde çıkabiliyor. Yani e, T, ben de T4 açık şu an bütün T4'ler. Bu arkadaşlar daha T4 açık olan var, yavaş yavaş T5 açanlar falan da var. Alanda T5 açan da var. Aramızda böyle bir fark var. Yani daha T6 var, T7 var oyunda. E, komutan durumları tabii ki komutan olarak bir tık daha demeyin, biraz bayağı üstünler ama. Ee, komutanların tabii ki burada seviye atlatması, yıldız alması Rock'taki kadar yüksek değil. Mesela Rock'ta bir full komutanla Xkili 5 olup diğerleri bir olan komutan uçuk fark var ya burada o kadar fark yok. Yani %70 75'lik bir fark vardır full olan bir komutanla. Onun için mesela adamın Leon'da fullse 75 seviyesi, benimki full değilse işte ne veririm ben gene kaybederim ama işte %70 75'lik bir performans alırım benim Leondas'ımdan Onunkine göre. Yani öyle söyleyeyim. Daha becerileri falan var tabii bu işin. Ee, öyle arkadaşlar. Yani oyun e, şu anda oynanabiliyor. Tabii ki savaş kısımlarına daha girmedik. Daha %100 o e, büyük savaşlara bir girersek daha e, oyun hakkında sizlere fazla bilgi tabii ki verebileceğim. Ama e, o, onlara ne zaman gireceğiz? Şurada muhtemelen Endonezyalılarla Kuyuno'da bir e, çarpışmamız olacak. Onların da artık videolarını zaman bulsak inşallah çekeriz. Hem savaş mekaniklerini de görmüş olursunuz. E, burada bir Kuyuno'da ilk savaşımızı vereceğiz gibi duruyor. Kuyunadan sonra da e, Doğu topraklarında belki bir, bir olabilir bir şeyler. Bakalım. Yani şu anlık e, daha yani şu ara yani üçüncü, ikinci zonlar açıldığı zaman artı şu ara kapılar falan açılıyor. Ara kapılar açıldığı zaman yavaş yavaş bu bizim krallığımız karışacak tabii ki. Savaşlar o zaman e, başlayacak iki tarafta da. E, savaşacağız tabii ki ister istemez. E, ondan sonra da yavaş yavaş krallıklardaki durumlar şekillenecek yani. Onu söyleyeyim. Evet. Şu anlık güzel gidiyor arkadaşlar. Yani gelişim bu şekilde izlerseniz sizin açınızdan iyi olur. Yani biz şu anda zaten krallığın şu an birinci birliğiz. Bizim diğer birliğimiz beşinci ve diğer birliğimiz dokuzuncu. Gene güzel bir şeyle gidiyoruz. Burada bizden sonra gelen en kalabalık Endonezyalılar falan var. Endonezyalılar fazla bize göre. Türkler ve Endonezyalıların kalabalık olduğu bir krallık şu an bura. Endonezyalılar da biz dediğim gibi Kuyunoda eğer indirirsek 6. ve 7. birlik onların. Yani 6. ve 7. birlikler Endonezyalıların. Onlarla belki bir sürtüşme olabilir ileride bakalım. Evet şu an video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. benimden elimden geldiğince sizlere açıklamaya çalıştım. Eğer olur da sorularınız olursa gene sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğince yorumlar kısmına cevaplamaya çalışırım. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.